Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte lavabo açıcıdan sabun yapımını öğreneceğiz. Yoğun istek üzerine sesli videolar çekmeye başladım sizler için. Eğer dilediğiniz herhangi bir konu, herhangi bir deney varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz. Şimdi ben malzemeleri tanıtmakla başlayayım. Güvenliğimiz için öncelikle gözlük kullanacağız, laboratuvar gözlüğü. Ellerimiz tahriş olmasın diye eldiven kullanacağız. Size de öneririm. Evdeki bulaşık eldivenlerini de kullanabilirsiniz. Bunlar güvenlik amaçlı kullanım içinde. Önlük de kullanabilirsiniz. Üstünüze herhangi bir madde değmesin diye. Malzemelerimize geçecek olursak burada biz üzerinde 40 gram yazan lavabo açıcı kullanacağız. Ama tamamını kullanmayacağım. Ölçülerini ben size söyleyeceğim. Zeytinyağımız var. İsterseniz siz atık yağ da kullanabilirsiniz. Yalnız atık yağ kullanacaksanız sabun yapımında atık yağ süzmenizi öneririm. Ve bir miktar su kullanacağız. Şimdi bu işlemleri yaparken ben ekstradan bir kavanoz içerisinde ve blender kullanacağım. Biz bu lavabo açıcıdan sabun yapımı işleminde herhangi bir kaynatma söz konusu değil. Direkt blenderla karıştırmayla yapacağız. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi tanıttıktan sonra şimdi sabun yapımımızın aşamalarına geçebiliriz. Ben güvenlik amaçlı öncelikle eldivenlerimi giyiyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Eldivensiz çalışmamanızı öneririm. Sizler evinizde bulunan bulaşık eldivenlerini de giyebilirsiniz. Bu tip eldivenlerden de kullanabilirsiniz. Eldivenlerimi giydim. Gözüme de laboratuvar gözlüğümü takacağım. Herhangi bir gazdan etkilenmesin diye, gaz çıkışından. Şimdi deneyimizin aşamalarına geçecek olursak, biz dedik ki sabun yapımında lavabo açıcı kullanacaktık. Niye lavabo açıcı kullanırız? Çünkü sabunun yapımında sodyum hidroksit kullanıyoruz biz. Lavabo açıcılarda sodyum hidroksit bulunmaktadır. Normalde evde kullanımda biz bunu lavabonun içerisine döküyoruz, üzerine su döküyoruz. Bir buhar çıkıyor ya, kullanırken o yüzden buharı solumamanızı öneririm. Benim lavabo açıcım 40 gramlık bir lavabo açıcı. Farklı miktarlarda alabilirsiniz ama siz onun ayarını yaparsınız. Ben bunun tamamını kullanmayacağım. Şöyle bakalım lavabo açıcının nasıl bir yapısı var. Gördüğünüz gibi buza benziyor yapısı. Görmüşsünüzdür. Daha taneli olanları da var. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ben 40 gramlık olanın yarısını kullanacağım burada. Şimdi bunu kullanırken şu açıdan dikkatli olmanızı öneriyorum. Ben bunu suyun içerisine yavaş yavaş bırakacağım. Suyumuz burada. Suyumuzun içerisine bırakırken bu gazı solumanızı önermiyorum. O yüzden biraz geriden durup böyle solumadan yavaş yavaş aktarırsak daha iyi olacaktır. Başlayalım şimdi, yavaş yavaş aktaralım. Karıştırırken de ben metal kaşık kullanacağım. Tahta kaşık falan da kullanabilirsiniz. Bu sodyum hidroksitimiz baz olduğu için metallerle tepkimeye girmez. Sıkıntı olmayacak. Ama biraz ısı çıkışı olabilir. Ondan hafif ısınabilir metal kaşığımız. Sizler tahtayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi ben bunun tam yarısı olacak şekilde suyun içerisine aktarıyorum. Şöyle az az aktaracağım. Bu miktarda da karıştıracağım ve gazı solumamaya çalışalım. Bu ıslık bir tepkime olduğu için sıcaklık artacaktır ve gaz çıkışı olacak. Ben böyle yavaş yavaş çözdürüyorum. Lavabo açıcımızı döktüğünüzde güzel karıştırmanızı öneririm. Dibinde tortu kalmayacak şekilde, tamamen çözülmeyi sağlayacak şekilde karıştırırsanız şöyle en az bir 5 dakika falan düzgün bir şekilde karıştırabiliriz. Dikkat ederseniz yavaş yavaş ekliyorum. Kokusu sizi belki biraz rahatsız edebilir ama direkt solumazsanız sıkıntı olmayacaktır. Dileyen maske de kullanabilir, kokusundan rahatsız olanlar. Şöyle biraz daha alıyorum. Bakınız yarısını kullandım. Bu 40 gramlı. Ben lavabo açıcının 20 gram
yarım kadarını kullandım. Şöyle bırakayım bayağı. Şimdi dokunduğumda suyun ısındığını hissediyorum. Sizler de hissedeceksiniz. Panik olmanıza gerek yok. Herhangi bir patlamalı, yanmalı bir deney değildir bu. Yani zarar verecek bir durum yok. Ama evde deneyecekseniz güvenli bir şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bir 5 dakika kadar böyle karıştıracağız. Isı çıkışı kesinlikle sizi tedirgin etmesin. Sadece yakından bu gazı solumayacaksınız. 5 dakika kadar karıştırın. Ve şimdi 5 dakikalık karıştırmanın ardından kaşığımı şöyle bir kenara koyuyorum. Bakınız, sodyum hidroksitli yani sut kostikli suyumuz hazır. Şimdi buradan sonraki aşamamız şöyle ilerleyecek. Ben boş bir kavanoz aldım. Siz de evde herhangi bir kavanozu kullanabilirsiniz. Blender kullanacağım için yüksek bir kap kullanırsanız dışına taşıma olayı olmayacaktır. Önce zeytinyağımı kavanoza koyacağım. Bu arada zeytinyağıyla suyun ölçüsü hemen hemen aynı olacak. Ben 160 milim zeytinyağı, 160 milim de su kullandım. Şimdi zeytinyağlı bir sabun yapıyoruz. %100 doğal bir sabun. Hani şimdi siz şöyle diyebilirsiniz. Aa, nasıl oluyor? Lavabo açıcıdan biz sabun yapabiliyoruz. Hem de öğretmenimiz buna doğal diyor diyeceksiniz. Biliyorsunuz ki kimyasal tepkimelerde bileşikler oluşurken tepkimeye giren ürünler kendi özelliğini kaybederek bir araya geldiği için o kullanılan tepkimeye giren ürünlerden yani kullandığımız ürünlerden eser kalmıyor. Tamamen yeni orijinal bir ürün oluşturuyoruz. Ve zaten doğada da market yani doğada zeytinyağı var kullanabileceğimiz diğer bitkisel yağlar var ama marketlerde satılan özellikle paketli sabun grupları için konuşayım. Onlarda zeytinyağı kullanılmıyor arkadaşlar. Genellikle işte palm yağı gibi işte katı yağlar yani ya da atık yağlar kullanılabiliyor. O yüzden sizler kendiniz %100 saf zeytinyağı bu arada. Saf zeytinyağını kullanarak daha doğal, daha güzel içerikli bir sabun elde edebilirsiniz. Kesinlikle gliserin oranı çok yüksek olacaktır. Hani sabun kullandığınızda ellerimiz kuruyor ya, bu el kuruması zeytinyağı kullanırsanız bir tık azalacaktır. Gliserin oranını artıracağız. Zeytinyağımızı kaba koydum. Kavanozumuza koydum. Çünkü üzerine ben yavaşça elde ettiğimiz sıvıyı yavaşça dökerken yavaş yavaş da karıştıracağım. Biraz dökeceğim, biraz karıştıracağım. Biraz döküp biraz karıştıracağım. Şimdi bu aşamayı biraz yakınlaşalım. Yakından görelim. Şöyle alıyorum. Dökmeye başladığım anda hemen karıştırmam gerekiyor. Şöyle çevirelim. Bakınız hemen kıvam almaya başlıyor, gördük mü? Bu kıvamı ben yavaş yavaş yakalayacağım. Az az döküyorum, az az karıştırıyorum. Kesinlikle kaynatma işlemimiz yok bizim sabunumuzda. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir sabun tarifi. Sizler dilerseniz içerisine esans koyabilirsiniz. Renklendirici maddeler kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum kokunu ya da herhangi bir katkı maddesi renklendirecek. Daha doğal olmasını istiyorum ama sizler tabii dilerseniz istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Bakınız şöyle ben çırpmaya devam ettikçe katılaşıyor. Biraz daha ekleyelim. Güzel bir şekilde çırparsanız daha güzel kıvam alacaktır. Buradaki hareket önemli.
Son. Bunu da katıyorum. Şimdi güzelce çırpacağım. Uzun uzun çırparsanız daha kötü bir şey yapabilirsiniz. Daha çok kullanılacaktır. Bir 5 dakika kadar çırparsanız güzel sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi ben size şöyle yaklaştırıp göstereyim. Bakınız arkadaşlar, sabunumuz şu an sıvı olarak hazır. Tabii siz bunu daha çok çırpmanızı öneririm. Daha katılaşana kadar. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde sabunumuzu sıvı formda elde etmiştik. Ben 2 tane kalıp hazırladım sabunumuz için. Herhangi bir kutuyu poşet geçirdim. Kutunun içerisine sıvı şekilde, sıvı formdaki sabunumuzu dökeceğiz. 24 saat kurumaya bırakacağız. Şimdi dökelim. Şu şekilde. Bunu da döküyorum. Kurumasını sağlayacağız. 24 saat kuruduktan sonra kalıptan çıkaracağız. Kalıba döktüğümüz sabunlarımız şu an kurumuş durumda. 24 saat sonra kalıptan sabunlarımızı çıkaracağız. Şimdi bir tane tabak alalım. İçerisine sabunlarımızı çıkaralım. İçerisine poşet geçirdiğimiz için sabunumuzu çıkarmamız bu şekilde, bakın, kolay oluyor. Evet arkadaşlar, sabunumuz şu an kalıp formda. Ama şu an kullanabilir miyiz bu sabunu? Şu an tabii ki de kullanamayız. Sabunlaşma sürecinin tamamlanması için sabunlarımızın bir ay dinlenmeye ihtiyacı var. Bir ay dinlendikten sonra dilediğiniz şekilde sabunları kullanabilirsiniz.